Merhabalar. Adım Emin Evren Özcan, kardiyak elektrofizyoloğum. Şimdi içinizde birçoğunuz bunun ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Bir çeşit kalp doktoru, ritim bozuklukları uzmanı ya da kalbin elektriğinin tamircisi gibi düşünebilirsiniz. Detaylarını birazdan ayrıntısıyla öğreneceğiz. Şimdi konumuz geleceği tasarlıyoruz. Başlığımız bu. Oldukça da iddialı. Çok iddialı ama bence sizin yaş grubunuz için seçilebilecek en doğru tema. Çünkü geleceği tasarlayabilmek için önce kendimizi tasarlayıp değiştirip geliştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde işte treni kaçırdığınızda zaten hedefleri hayallerin ötesine taşımak mümkün olmuyor. Bunu yapacaksanız bu yaşlarda değişime başlamamız şart. Hayallerin ötesine geçemiyoruz dedik ama hayalle başlıyor her şey. Hedeflerimizi doğru koymak adına düzgün hayallerimizi için peşinden gitmemiz gerekiyor. Burada gördüğümüz veri Türkiye Hayal Haritası araştırmasının bir verisi. %49. Bu %49 ne yazık ki hayallerin gerçekleşme oranı da değil. Bu ülkemizde gençlerin hayal kurma oranı. Düzenli hayal kuran genç oranı %49'ları geçmiyor ve sormuşlar katılımcılara en çok neyi hayal ediyorsunuz diye. En çok hayal edilen şey meslek sahibi olmak. Hayalleri süsleyen meslekler doktorluk ve öğretmenlikmiş o yıllarda. Muhtemelen bunlar da geçerliliği yavaş yavaş yitiriyor. Bir meslek sahibi olmak, geleceği tasarlamak için, değiştirmek için aslında çok sığ bir hedef ne yazık ki. Diyelim meslek sahibi oldunuz, doktor oldunuz örneğin benim olduğum gibi. Evet işte gözde bir meslek sahibi olabilirsiniz. Türkiye'de zor ama biraz para kazanabilirsiniz. Ya da benim yaptığımı seçersiniz, çok çalışırsınız. O kadar çok çalışırsınız ki ne kadar insanın hayatını kurtardığınızı bile sayısını bilmezsiniz. Bunu her yaptığınızda sanki yeniden doğmuş gibi, ilk kez yapıyormuş gibi çok mutlu olursunuz. Günün sonunda iyi bir meslek erbabı olursunuz. Ama geleceği öteye götüremezsiniz. Var olan düzeni değiştiremezsiniz. Bunun için farklı nosyonlar ve çok çalışmak gerekiyor. Ve inanın bu hiç olmadığı kadar da zor günümüzde. Çünkü siz bir şeyi hayal ediyorsunuz. Eğer yeteri kadar birikiminiz yoksa, yeteri kadar çalışmıyorsanız bir bakmışsınız dünyanın öbür tarafında sizin hayalinizi kurduğunuz şey çoktan gerçeğe dönüşmüş bile. O kadar hızlı ki kendi dünyamdan bir örnek vereyim. Burada gördüğünüz beyefendi elektrikli sandalyeye oturtulmuş bir mahkum değil. Kendisi Nobel ödüllü Profesör Einhoven'ın asistanı. Ne yapıyorlar? Kalp grafisi dediğimiz kalbin elektrik sistemini gösteren bir cihazı icat ediyorlar. Kalp dediğimiz bu etten pompanın düzgün çalışmasını sağlayan bir elektrik sistemi var içerisinde. Bir pil var etten gene. Uyarıyı çıkarıyor. Elektrik bir kabloyla kalbin kasılan kısmına gidiyor ve kalp kasılıyor. Doğmadan önce başlıyor. Ölene kadar da bu ritim hep devam ediyor. O zamana kadar doğal olarak elektrik görünen bir şey olmadığı için pek bilinmiyormuş. İşte sadece Nobel ödülünü almakla kalmıyorlar. Bu ritim bozukluklarının tanısı ve tedavisini kökten değiştirecek bir çağın kapısını açıyorlar. Sonra bu 1901'den bu yana yıllar içerisinde her şey o kadar çok değişiyor, gelişiyor ama o kadar yavaş. Sonra işte son 5 yıl içerisinde bizim tıp fakültesinde okurken bile hayal edemeyeceğimiz dereceye geliyor. Bir saatte bir parmakla kaydedilebilir hale geliyor kalbin ritmi. Çok modern, gelişmiş gibi geliyor insana. Peki biz ne yapıyoruz? Gelin bir de bizim yaptığımıza bakalım. Burada gördüğünüz şey kalbin içerisinde dönen bir girdap, elektriksel bir fırtına. Nabzı 200'lerin üzerine çıkaran ölümcül bir ritim bozukluğu. Kalbin içerisine kasıktan damarların içerisinden gidiyoruz. Bu ritim bozukluğun kaynaklandığı yeri bulup yakarak sonlandırıyoruz ve ritmi normale döndürüyoruz. İnsanların hayatını kurtarıyoruz. Birçoğunuz için hatta birçok hekim için bile çok fütüristik gelebilir bu. Ama bizim için yıllardır yaptığımız günlük bir operasyon. Demek istediğim şu, gelecek de aslında göreceli. Ne kadar hızlı koşuyorsanız
herkesin önündeyseniz birçoğunun için siz aslında gelecektesiniz. Eğer yeteri kadar koşmuyorsanız içinde bulunduğunuz çağın bir de gerisinde geçmişte kalıyorsunuz. Bu yüzden çalışmak önemli ama bu yol da kolay değil. Bana sorulan en sık sorulardan biri, hocam kaç yıl okudunuz? Cevap da hep aynı, hala okuyorum. Ama sadece okuduğum yılların, diploma için okuduğum yılları topladığımızda denklem 27 yıl yapıyor. Çoğunuzun yaşından daha fazla sanırım. Kolay değil ve hani böyle basamaklar da düzgün değil. Hayat tıpkı EKG'de olduğu gibi iniş çıkışlar zikzaklarla dolu. Asla pes etmemek ve aynı hedef doğrultusunda sürekli çalışmak gerekiyor. Bu yolda iki önemli şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iki şey sizi başarıya götürür. Birincisi doğru mentor, öğretmeni seçmek. Eğer doğru insanları takip ederseniz ve doğru olduğuna eminseniz, asla peşini bırakmazsanız, hatta hızlı gidiyorsa peşinden koşarsanız ve sonunda da onu geçmeye çalışırsanız bu sizi başarıya götürür. Diğeri doğru ekip arkadaşları edinmek, aynı tutkuyla ve hedefe kilitlenmiş bir ekip oluşturmak. Yaratıcı, çalışkan, bence hepsinden önemlisi de uyumlu, iyi huylu kişilerle çalışmak gerekiyor. Bu sizi başarıya götürür. Bu sağdaki kişiyi sanırım tanıyorsunuz, ben. Türkiye'ye ilk döndüğü yıllarda hani bu tedavileri bu ülkede de yapalım, artıralım. Hatta bunu yapan hekimlerin sayısını artıralım, bir merkez kuralım hayaliyle döndüğü yıllarda bu iki kafadar bir araya geliyorlar ve gördüğünüz bu iptidai laboratuvarda herkes işte sana ne faydası var, niye bu kadar çalışıyorsun? Dünyaya bir daha mı geleceksin? Biraz dinlen. Biz zaten onları çoktan denedik. Olmuyor o işler. Boşuna kendini yorma derken. Hatta bazıları sen kimsenin yapmadığı zaten bir şeyi yapıyorsun. Unik bir şey. Bunu başkalarına öğretme. Delirdin mi? Tek ol derken bilgi birikimlerini başkalarıyla paylaşarak başkalarından birçok şey öğrenip sadece tıp alanında değil başka bilim alanlarıyla da ortak bir şeyler yapıp işte bu iptidai laboratuvarı şimdi binin üzerinde insanın ameliyat olduğu, tedavi olduğu böyle uzay üstü gibi bir merkeze, uluslararası eğitim verilen bir arıtma merkezine döndürmeyi başarıyor. Şimdi bu yol çok kolay değil tabii ki. Ve ne yazık ki artık ben gençlerde böyle bir beklenti görüyorum. Bu basamaklar ne yazık ki böyle bir yürüyen bir merdiven hayatta yok. Sizi alıp yukarıya götürecek. Hani diyelim böyle bir şey, şans eseri yakaladınız, ben hayatımda hiç görmedim. Böyle bir merdiven aldı sizi, nereye götürür? Bu merdiven sizi bir sonraki kata çıkarır. Ama geleceği değiştirmek isteyen ve değiştirebilen insanların yaptığına bakın. Bu merdivenin sonuna gelmeden bir sonraki kata çıkacak merdiveni inşa ediyorlar. Bu insanlar ortak özellikleri çokça yaratıcı, çalışkan ve biraz da rahatsız oluyorlar. Hep bu rahatsızlıkla hep ileriye daha iyiye götürmeye çalışıyorlar. Ben yukarı bir çıkayım, dinleneyim. Ondan sonra devam ederim diye düşündüğünüzde, hele günümüzde zaten o kazanımları çoktan kaybediyorsunuz. O yüzden ne yazık ki dinlenmemek, sürekli çalışmak şart. Dinlenmeden olmuyor diye düşünebilirsiniz. O zaman dünyayı değiştiren, hatta kendinden vazgeçip bir ulusun geleceğini tasarlayan insanlar örnek olsun. Bu ülkenin başlangıcında denildiği gibi dinlenmemek üzere yola çıkarsanız asla ve katiyen yorulmazsınız. Tabii ki bu yolda başarısızlıklar, hayal kırıklıkları kaçınılmaz. Bu gördüğünüz şeyin normalde bir kalp olması gerekiyor. İnsanlar üzerinde bu ameliyatlar yapılmadan hekimler eğitimleri sırasında prova yapabilsinler ya da hayvanlar üzerinde deney yapmadan bunu bir simülatör üzerinde yapalım diye çıktığımız yolculuğun başı ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı anlatamam. Hem de defalarca bu hepinizin başına gelecek. Sonrasında çok çalışarak ve
Hiç çalışmayı bırakmayıp hedef doğrultusunda sürekli ileriye gitmeye çalışarak başarılı olursunuz da diyemeyeceğim maalesef. Başarısız olmak, kaybetmek büyük bir olasılık. Bu kaybedişler belki sizin hayalini kurduğunuz, hedeflediğiniz noktaya gitmenizi engelleyecek. Ama buradan eğer çıkardığınız dersler, deneyimler, o sırada kurduğunuz yeni hayaller ve hedefler sizi mutlaka hayatta başarıya ulaştıracak. O yüzden başarısız olsanız da bu başarısızlıklardan ders çıkarın ve pes etmeyin, havlu atmayın. Burada gördüğünüz masada yatan bir hasta değil, Simbat, simülatörümüz. Kendisi hekimlerin eğitimine yardımcı oluyor. Bu zor yolda mutlaka bir motivasyon şart. Sizi motive edecek bir şey bulmanız lazım. Bence motivasyonunuz insan olsun. Ne iş yaparsanız yapın. Bir insanın hayatındaki değişiklik birçok değişikliğe neden olabilir. Bizim yaptığımız gibi belki bir insanın hayatını kurtarırsınız. O insan gider, Necdet Bey gibi bir tablo yapar ve ölümsüz olur. Bir kesilmekte olan 1.000 yıllık bir ağacı kurtarır biri. Gider onu başka bir yere diker. Bir öğretmen okuluna döner, öğrenciler yetiştirir. Yeni doktorlar, sanatçılar, bilim adamları ve bir kaskatı başlatabilir. Ya da çokça ülkemizde olduğu gibi bu insan bunun farkında bile olmaz. Size bir teşekkür bile etmez. Hayata döner ama onun hayatı değişir. Ve bu sizin yapmak istediğinizi hedefe ulaşmanızı sağlar. Gene bir şeyleri değiştirirsiniz. Son yıllarda dünyada yaptığımız en büyük sıkıntılardan biri bu. Bize bunun ne faydası olacağı düşüncesi. Bence bir yaklaşım. Ne yazık ki bu eğitim sisteminde de kendi çıkarlarımızı öne alan bir eğitim yıllarca gitti. Bana ne faydası var diye düşünmeden insan ve insanlık için çalışmak sizi motive edecektir. Kendinizde sınır tanımazsanız, örneğin bu fotoğraf geçtiğimiz hafta sınırlarımızın çok ötesinde ta Moğolistan'da çekilmiş bir fotoğraf. Eğer hayallerinizde sınır tanımazsanız bu küçük dünyada sizde aynı tutkuyu paylaşan başka insanlarla ortak işbirliğine girebilirsiniz. Onlara ışık olursunuz ve hayalleriniz sizi belki de hiç hayal etmediğiniz noktalara götürür. O yüzden çalışmayı bırakmayın ve hayallerinizin peşinden gidin.